Arkadaşlar herkese selamlar. Bursa'ya geldim. Niye geldim derseniz böyle gezmeye geldim. Çok seviyorum ben yürümeyi. Pandemi zamanı Bursa'dayım. Dolaşıyorum. Fakat ön taraftan çok güzel bir ses geliyor ya. Kimin sesi? Bir saniye. Birini buldum ben. Pardon. Merhabalar. Merhaba. Bir türkü mü söylüyordunuz? Söylüyordum ya. Birine benzettim ama. Valla bilmiyorum ki. Arkadaşlar bu sesi bulun demiştim, hatırlıyor musunuz? Murat Akbaş. Nasılsın Murat? İyiyim valla hocam. Siz nasılsınız? Şükür valla sağ olasın, iyiyim. Bursa'ya geldik, seni burada yakaladık. Evet, evet. Murat'la biz videoyu yaptığımızdan bir sene geçti. Evet doğru valla. Bir sene geçti. O bir sene içinde Murat sen neler yaptın bir senede Murat? Valla hocam koyunlara gittim. Nereye gittin? Koyunlara. Sen şimdi Van'da ne yapıyorsun? Van'da koyunlara bakıyorum, çobanlık koyunlara yapıyorum. Bakıyorsun. Evet, geziyoruz, gidiyoruz. Valla buraya çalışmaya geldim. İşte öyle, geçinip gidiyoruz. Geçinip gidiyorsunuz. Murat kışın evet. Bursa'da çalışıyor. Her zaman böyle mi oluyor? Ara sıra oluyor. Ara sıra oluyor. Evet. Yazında tekrar köye gidiyorum. Köye geziyoruz, gidiyorsun, geziyorsunuz. Ot kesiyoruz. Ot kesiyorsun. Evet. Ya senin müzikle alakan nereden geliyor Murat? Valla... Var mı bir alakan? Valla bilmem ki. Ama öyle bir güzel şey ki. Güzel mi hocam sesin? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kayıt gönderdiler bana bir sene önce. Hmm. Dedim ki hani bu kayıt nerede, bir inşaatta şey yapıyorsun. Burada mı o kayıt? Nerede yaptın o kaydı? Bu kaydı şeyde, İstanbul'da. İstanbul'da çalıştın evet. Bir yerde mi ya? Şile'de. Şile'de. Kaç yaşındaydın o zaman? Vallahi 16 yaşındaydım. 16 yaşındaydın. 16 yaşında sen orada çalışıyordun. Bir kayıt çektin. Kim çekti o kaydı? Bir tane müteahhit. Biz arkadaşlarla şarkı söylüyorduk. Müteahhit de geldi ya, dedi o ses kimin sesiydi? Yukarı geldi. Dedi kimin sesiydi? Ben de dedim benim sesimdi. Dedi ya bir söylesene, çok güzel. Allah. Valla ben de söyledim. Dedi kaset falan yapacağım. Ben de dedim yap. Ondan sonra bir ay geçti. Köye geldim, bir baktım. YouTube'dayım. YouTube'dasın o kadar. Yani gide gide 2 milyona yaklaştı. 2 milyona o yaklaştı. Evet. Bizim yayınladığımızda 2,5 milyona yaklaştı. Doğru. Yani o 6 dakikalık kayıt, ondan sonra o kayıt ne oldu? Biz paylaştık. Paylaştıktan sonra birçok kişi daha Murat'a ulaşmaya çalıştı. İşte Zülfü Livaneli, Masum Kırmızıgül, başka ulaşmaya çalışan var mı sana? Kim ulaştı sana? Zülfü Livaneli, Masum Kırmızıgül söyledi de yani ulaşmadım ona. Ulaşmadı ama sadece Zülfü Livaneli ulaştı sana. Evet, konuştunuz mu? Konuştuk evet. Ne konuştunuz? Merak ediyorum ben. Valla dedi benim Diyarbakır'da bir şey var. Konser mi? Ya, konser falan. Seni oraya davet etti. Evet, beni oraya davet etti ama. Sen ne yaptın? Gitmedim. Niye gitmedin? Valla gitmedim ya. Gitmek istemedim. He, sen şeyi sevmiyorsun demek ki. Yani hani şarkıcı olmak gibi bir niyetin yoksa. Ya normal şarkı söylemek isterim ama konserlere falan çıkmak istemedim. O tarz bir şey hiç düşünmüyorsun. Evet. Ne yapmak istiyorsun peki? Evet. Aklında neler var? Gelecekte ne gibi hayallerin var, isteklerin var? Vallahi herhangi bir hayalim yok da. Ama küçük bir hayalim var. Nedir? Ya onu söylemek istemedim. Hayda. Sana özel bir şey o zaman hayal. Evet doğru. Seni mutlu edecek bir şey. Evet doğru. Nasıl bir şey böyle? Bir evin olsun mu istersin? Ne bileyim hani şarkıcı mı olmak istersin? İki konser vermek mi istersin? Yoksa hiç öyle bir şey değil. Evim, çocuğum, çoluğum olsun yeter mi? Yok hayır. Bunu bana da... Merhabalar. Murat. Amcaoğlu Murat'ın. Buraya beraber geliyorlar çalışmaya değil mi sen? Doğru, senin adın neydi? Benim adım Yusuf hocam. Yusuf. Yusuf'la biz daha önce bir kere konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Yani ilk ben Murat'a ulaşmaya çalıştım. Çok ulaşmaya çalıştım o zaman. Bir iki mesajlaşma oldu ama devamı gelmedi. Murat o zaman istemedi işte. Tam ondan bahsediyorum. Evet, doğru. Senin öyle bir niyetin yok diyorsun yani. Hocam önceden böyle yani çıktık ya televizyona falan. Aha. Yani üzerime çok geliyorlardı. O yüzden valla ben rahatsız arayamadım. Rahatsız oldum ya ben. Bilmiyorum bana. Hı. Çok tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf da ne oluyor falan. Bir ara çünkü şey gördüm ben. Senin evinde çekilmiş bir kayıt var. Demirören Haber Ajansı gelmişti sana işte. He. Ne yapıyorsun burada? Neler yapıyorsun? Evde sen türkü söylüyordun bir şeyde odada. Ha doğru evet. Sizin ev galiba. Sizin evde değil mi? Evet bizim ev. Sen böyle türkü söyleyen biri misin? Hep keyif alıyor musun? Alıyorum evet. Vallahi mı? Vallahi alıyoruz. Yani ara sıra söylüyoruz birlikte. Şu an kaç yaşındasın ya? Şu an 21. 21 oldun. 16. Evet. 5 yıl geçti o kayıttan. 5 yıl geçti. Sesin ne durumda peki? Vallahi açık güzel mı hala? Yani ses ne durumda? Vallahi hocam ses galiba aynı ya da değişmiş olabilir. Değişmiş. Büyüyünce birazcık daha kalınlaşmış olabilir. Doğru valla. O dengbej hangisiydi? O söylediğim türkü mü? Hı hı. Onu aklımdan şey yaptım.
Attım ya. Attın mı? Evet. Unuttun mu? Aklımda yok, aklımdan da söyledim. Dedim. Yani herhangi bir türkü değildi. Sen onu kafandan mı uyduruyorsun? Evet, aynen. Ne diyordun peki onda? Neyden baksın? Allah unutmuş. Sen şu anda Türk... Doğaçlama mı yaptın yani kafandan olsaydı? Evet, kafandan. Şu an bir tane doğaçlama yapar mısın böyle? Valla bilmiyorum ki. Çok güzel. Söyleyeyim mi bir tane? Bir söyle tabii ya. Gel ben şu ağaçların oraya gidelim. Sesimizi de duymasınlar fazla. Vallahi merak ediyorum ya. Abi olaya bak. Bulduk. Murat'ı bulduk, sohbet ediyoruz. Keyfimiz bugün güzel. Vallahi. Söyle şurada ya. Burası güzel bak. Ne söyleyeyim ya? Doğaçlama yap ya. Madem uyduruyor. Eman hayran mı gör beni خزانه ولم گارا بچی آیم بخت باره علمه آخل من هواره ولدای چقا ساره آخل من بخت باره هوار گندوف چه حالم وایل منه چه خاساره. Ya Murat çok güzel okuyorsun, senin haberin yok. Vallahi. Senin haberin yok. Bir kere çok yumuşak bir ses rengin var. Biraz bağırmadın galiba hani duyulmasın diye çok fazla. Evet doğru vallahi. Ama yani çok ama güzel. Ama öyle o... bağırdığımda daha iyi çıkıyor. Çok yumuşak o, öyle tatlı tatlı da o nameleri yapıyorsun. Hiç detone falan da olmuyorsun. Tertemiz geliyor her şey. Evet doğru. Gel sen bir şeyler yap bak. Bir şeyler yap. Hiç kanalında YouTube'da bir şey paylaşmıyorsun ya sen. Yok paylaşmadım. Paylaş. Vallahi paylaş. Bir şey değil. Gene böyle doğaçlama. Paylaşırız ya. Paylaş ya kendi kanal. Şimdi bak zaman öyle bir değişti ki. Eskiden ne vardı biliyor musun? Eskiden kasetçiler vardı. Birini alıyorlardı. İşte para yatırıyorlardı. Giydiriyorlardı. Klip çekiyorlardı. Sonra ünlü ediyorlardı. Onun üzerinden para kazanıyorlardı. Ha, doğru. Şimdi öyle bir devir yok. Şimdi dünyanın en güzel devri. Kendi kanalını açıyorsun YouTube'da. Kendi dinlenmeni, kendi seyircini kendine buluyorsun. Kimseye ihtiyacın yok. Ben o zamanlar seninle buluşsaydım bunları söyleyecektim. Aynen, sana zaten. Öyle. Yapacağın da bu. Şu YouTube kanalı bak. Yusuf. Efendim hocam. Ya şu YouTube kanalını bir aktif edin ya Murat'ın. Hocam valla biz o ara açmıştık. Bilmiyorum şu an ne olmuştu. Bir şeyler yükleyin. Adam durduk yere bak bengbeş söylüyor. Bir de doğaçlama da yapıyor yani. Bir iki dakikalık bir şey çek. At YouTube kanalına. De ki böyle böyle. At paylaş. Doğru. Çünkü seni o zaman bak düşünsene benim analizini 2,5 milyon izlendi. Kendi videon dünya kadar. Twitter'da ne kadar izlendiğin belli değil. Yani insanlar senin sesini sevmiş. Ama senden şunu beklemiyorlar aslında. Ama sesin güzeldir ha. Güzel. Güzel sesin güzel onu biliyorum. Evet. Senden şunu beklemiyorlar zaten. Hani kalk sahnelerin bilmem yıldızı ol. Evet. Barlarda şarkı söyle. Bunu beklemiyor. Senin sesini duymak istiyorlar. Evet. Sen de bunu böyle düşün. Evet. Müzik çok zevkli bir şey. Baştan sona zevkli bir şey. Şu an burada seni dinlemek bile çok keyifli. İnsanlarla böyle keyifli. Buraya gel bu yere. Söyleye söyleye gez kaydet at. Bugün de benden size bir denk beş. Hayırlı günler de. Geç. Bu kadar yani. Evet, evet. Peki sen neler dinliyorsun? Kimleri dinlersin? Valla ben Shakiro'yu dinliyorum. Shakiro dinliyorsun? Shakiro çok güzel. Çok dinliyorsun süper. Delil Dilanar, Hami Haci. Onları dinliyorum. Onları dinliyorsun çocukluğundan beri. Böyle. Ama Shakiro'yu çok seviyorum. Shakiro'yu çok seviyorum. Evet. Var mı Shakiro'dan bildiğin bir tane? Valla dinliyorum ama hiç söylemiyorum yok. Söylemiyorsun güzel. Çok çok türkü söyler misin kendi kendine kaldığında? Ara sıra söylerim. Ara sıra söylersin. Allah'ım yarabbim ya. Ses rengin çok güzel. Bu rengi mutlaka insanlarla paylaşmalısın. Ne yapacaksın edeceğim paylaşacağım ben bilmem Murat. Bunu sen bileceksin. Tamam. Daha yaşın da 21. Yapacaksın o YouTube kanalını Murat Akbaş diye mi açtınız? Ne yaptınız kanalı? Murat Akbaş. Murat Akbaş bana linkini gönder. Tamam. Bu videonun altına. Ben onu yerleştireyim de insanlar bulsun. Ama video atacaksın söz ver bak. Alacağım. Boş boş milleti takip ettirme. Şimdi sen Van'da koyunlara bakıyorsun. Burada da çalışıyorsun. Evet. Ya babam da bakıyor. Buradan kaç kardeşsin? 8 tane kız kardeşim var. 2 tane de... 8 kız kardeş. Bir tane de kişi kardeşim var. Evet. Okuyan var şey türkü okuyan var mı senin gibi böyle? Yok ya. Vallahi mi? Vallahi. Sen nereden buldun bunları? Kendi kendine mi? Hep böyle baktım kendi kendime söyledim bir baktım sesin çok güzel. Bana gelmek çok istiyorum ben. Doğru.
İnşallah gelme şansımız olur. Valla. Valla. Keşke olsa da gelsek, oraları gezsek yani seninle beraber. Evet. Sen İstanbul'a geldin. Burada Bursa'da çalıştın. Başka bir yerlere gittin mi Türkiye'de? Yok, sadece İstanbul, Bursa. Van'da da çalıştım. Van'da da çalıştın. Okudun mu? Kaç? 8'i bitirdim. 8'i bitirdin? Evet. Yani ortaokul mu bitmiş oluyor 8'i? Evet, ortaokul. Lise okumadın? Yok, okumadım. Niye okumadın? Ona bıraktım, olmuyordu ya. Olmuyor diye mi bırak? Evet, olmuyor. Keşke böyle bir Güzel Sanatlar Lisesi falan gitseydin, bir şey yapsaydın. Var mı öyle bir şey Van'da? Yok, yok, bende. Müzik okulu. Bir şey çıkmaz ya. Çıkmaz mı diyorsun? Yok. Bu kadar güzel sesi dinlemek için bir senedir bekliyorum. Ne olur bir iki tane daha uydur. Sen uydur. Bir şey de söylemene gerek yok. Kafana göre söyle, yeter bana. Haribiye amre men khar salcımın çubu mene çar. Garibiye amre men khar salcımın çubu mene çar. Biri teb bu nedin uhar urjumedil ve hestencar. Garibiye amre men khar salcımın çubu mene çar. Garibiye amre men khar salcımın çubu mene çar. Biri teb bu nedin uhar garibiye amre men khar. Böyle en güçlü çıkardığın sesleri hiç bakıyor musun böyle? Kelam. Söylesene. Yani söylüyorum da ama bilmiyorum ya. Bilmiyorsun, anladım. Baştan sona tam olarak bildiği az. Öyle mi? Sen biliyor musun? Ezberinde galiba. Ezberinde az. Ezberinde az türkü var. Şeydeki hakikaten inşaatta okuduğun o sesinin lezzeti o akustikle beraber öyle güzel tınlıyorduk. Kocam bak bir şey diyeyim mi? O videoyu yaptıktan sonra Şili'den mesajlar geldi, biliyor musun? Şili. Çalış. Burada söyleyeyim mi? Ya söylesen canını ya. Hadi. Ay delal ay delal var delal kudu haber ya jeri navre adam es kaçtı jne va civan ya delena delal ay delal ay delal ay delal ay delal ay delal ay lo sürgümü. Devam var mı başka? Vallahi. Allah'ım hep kısa kısa, her şeyden kısa kısa. Bununla uğraşmadığın için tam olarak, sadece keyif alarak yaptığın için bir şeyler tamamlanmamış. Benim öğrencilerim de geldiklerinde bazılarında böyle çok güzel sesleri oluyor ama okudumayı bildik diyor ki ben bir şey bilmiyorum diyor ya baştan sona. E diyorum otur biraz öğren falan. Saz falan çalsan mesela ne kadar ben güzel. Ben saz seviyorum ama çalmayı bilmiyorum. Sevgili Bursa'daki sanat merkezleri, müzik okulları. Bakın böyle bir adam burada şu anda. Ta yaza kadar burada. Şu çocuğa bir saz öğretin ya. Yok mu bir tane saz? Sesleniyorum, sizden sesleniyorum. Hakikaten şaka değil. Burada olsam ben de elimden geleni yapacağım. Bir tane bir sponsor olun, bir şey olun burada. Neredesin burada? Emekli misin? Evet. Emekli adam. Hafta sonu var mı? Vaktin var mı peki? Hafta sonu falan çalışacak, ders alacak, bir şey yapacak. Hafta sonu evet. İki gün boş. Sen 9'a kadar dışarıdasın. Doğru değil mi? İki gün boşun var. Cumartesi, pazar şu an kapalı ama açılır illaki. Bu sonsuza dek böyle sürmez. 5'ten 9'a kadar en az 1,5 saat vakti var. En azından bir saz öğrensen, küçük de bir olsa. Ben çok keyif alırsın. Hiç denedin mi? Ben seviyorum. Bağlamayı seviyorum he. Evde var mıydı bağlama kadar? Yok ya. Ya hiç yan köyde falan söyleyen yok mu? Sen biriyle hiç söylemedin mi Van'da? Yok, vallahi hiç söylemedim. Allah, koyunları güderken de mi söylemiyorsun? Yok, bağlama çalmıyorum ama söylüyorum ara sıra. Söylüyorsun. Ama çok güzel geliyor ha. Koyunlara gidiyorsun ya böyle uzun ha söylüyorsun. Allah. Çok güzel oğlum. Arkadaş burada koyun gidecek yerde yok ki. Hadi sana koyun nereden bulacağız? Senin ailen hayvancılıkla mı uğraşıyor? Ne evet. Şey yapıyor? Sen onlarla beraber uğraşıyorsun. Vay be Murat. Sevgili Murat burada. Müzikle ilgili Bursa'da bir sürü müzik yeri var. Müzik eğitimi olur, bağlama eğitimi ya olur. Ben bağlama seviyorum. Bağlamayı. Sadece bağlama. Sadece bağlama. Bana ulaşın, bana ulaşın. Ben Murat'a ulaştıracağım sizi, tamam mı? Keyfine bak yani. Bu işi yapıyorsan minik minik bağlama da çalarsın. Yarın öbür gün çocukların olacak. Evet. Bir tanesi geldi ben sana. Evlenmeyeceğim. Evlenmeyeceğim. Evlendiğin zaman. Şimdi evlenmezsin de. Evet. Onlar değişir. Çocuğun olacak, gelecek. Baba, Murat baba diyecek sana. Ya ben saz çalacağım diyecek. O zaman dersin ki ben de çalıyorum biraz. Al benimki çal dersin.
Mesela anladın mı? Bu işe yarar. E bir daha seninle ne zaman görüşeceğiz Murat? Onu bilmiyorum ki hocam. Vallahi biz de bilmiyoruz. Ne zaman söylersen. Kapımız açıktır. Cansın, sağ ol. Arkadaşlar Bursa'daydık. Bana bu sesi bulun lütfen dedim. Sevgili Murat'la buluştuk. Çok da keyifliydi yani, inşallah daha ileriki zamanlarda Van'da da buluşuruz. Orada da sohbet ederiz kısmet. Biraz şu pandemi geçsin. Var mı istediğin bir şey Murat? Yok benden? Hocam söyle. İnsanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Bu kadar izleyicin var. Bilmiyorum. Haberi bile yok senden. Oturuyor karşılarına düşüyor şaşırarak izliyorlar. Tamam merhaba. O zaman sadece merhaba mı diyorsun? Hayırlı günler. Hayırlı günler işte. Böyle. Tadında, keyfinde. Murat'ın kanalını takip edin. Linki aşağı bırakıyorum. Murat da size haftada bir tane video atacak. Boş bırakmayacak kanalı. Değil mi? Evet. Eyvallah, tamam. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Murat Akbaş'tan bay bay. Bye-bye.